Kafe Mark Dünyası'ndan herkese merhaba. Yanımda Sine ile beraberiz bugün. Aynı zamanda bir misafirimiz daha var. Baykuş'un popcorn makinesini bugün tanıtacağız sizlerle. Öncelikle bir anlatalım, bu makine nedir, nasıl çalışır, özellikleri nelerdir. Daha sonrasında bir deneme yapacağız. Bunu da Sine dener diye düşünüyorum. Deneyeceğim. Mısır'ı çok severim. Ama her yaş grubu sever. Her yaş grubu. Mısır. Evet. Patlamış mısır. Şimdi normal mısır makinalarımız var. Biz bunları her yere götüremiyoruz. Genelde büyük ebatlarda olan bir mısır makinaları olduğu için daha böyle set üstü, kolay taşınabilir. Bike için de bizlere yardımcı olmuş bu konuda. Makinenin özelliklerine gelecek olursak alt tabanında bir ısıtma mevcut. Bu ısıtma sistemiyle patlattığınız mısırları burada biriktirerek ısısını koruyabilirsiniz. Mısır patlatma haznesine geldiğimiz zaman da dışı paslanmaz bir yüzey. İç yüzeyi de yapışmaz bir yüzeyle kaplı olduğu için mısırlarınızı daha az yağ ile daha ekonomik bir şekilde de patlatabiliyorsunuz. İçerisinde bir mekanizma var. Bu mekanizma da dönerek mısır ve yağın harmanlanmasını sağlıyor. İçinde bir aydınlatma da mevcut aynı zamanda. Hem dışarıdan şık bir görünüş hem de ayrıyetten de kullanım kolaylığı sağlıyor. Patlatma haznesinin kapağını da yukarıya kaldırdığımız zaman bir mıknatısla beraber oraya yapışıyor ve çekmediğiniz sürece de aşağıya inmiyor. Bu şekilde de bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Ön tarafında bir kırıntı haznesi mevcut. Bu kırıntı haznesiyle beraber içinde biriken kırıntıları daha kolay bir şekilde temizleyip süpürerek içine aktarabilirsiniz. Aynı zamanda iç temizliğini yaptığınız zaman da herhangi bir sıvı vesaire bir şey olduğu zaman da bu haznede toplayıp bu şekilde daha kolay bir temizlik sağlayabilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyoruz ki marka fark etmeksizin her mısır makinesi için geçerli bu. Hazneye tuz eklenmesini önermiyoruz. Hazneden mısırı aldıktan sonra iç kısmında veyahut da sunduğunuz kabın içerisine tuz eklemenizi öneriyoruz. Bunu önermeme sebebimiz de içerisinde yüksek sıcaklıkla beraber yanma olabiliyor. Bu şekilde de kötü bir tat, kötü bir koku, aynı zamanda temizliğinde de zorlanma meydana geliyor. Şunu da hemen göstereyim. Bu şekilde de içerisindeki mısırları daha kolay, daha rahat bir şekilde de alabiliyoruz. Yiyelim mi? Biraz daha bekleyin. Tek tarafa dönen koluyla beraber mekanizmayı aşağı indiriyoruz. Yan bir şekilde düştüğü için temizlemesi de daha kolay bir şekilde oluyor. Hazne ortalama 100 gram civarında bir çiğ mısır alabiliyor içerisinde. Bunu da ortalama 2,5-3 dakika içerisinde hazır hale getiriyor. Ve nefis mısırlar elde etmiş oluyorsunuz. Yiyelim. Yiyelim. Makineyle anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi Sine bize bir mısır patlatacak. Sine, şimdi öncelikli olarak şu tuşa bir basar mısın? Basıyorum. Bu tuş içerisindeki aydınlatmayla beraber alt tabanındaki ısıtmayı aynı anda aktif hale getiriyor. Önce yağı koyalım içerisine. Döküyorum hepsini. Kapatıyorum. Biraz sert çekmen lazım. Aynen öyle. Şimdi içindeki dönme mekanizmasını aktif etmek istiyoruz. Bunun için de şu tuşa basıyoruz. Bu şekilde yağ ve çiğ mısırlarımız daha iyi bir şekilde harmanlanıyor. Çalıştırıyorum artık. Basıyorum. Yiyelim ya, yeter. Bu şekilde de haznemizin ısıtmasını aktif etmiş oluyoruz. Heyecanlıyım. Dayanamıyorum artık. Patla. Evet, mısırımız hazır, artık tadım zamanı. Buyur Sine. Büyük boy, küçük boy, orta boy. Harika değil mi? Bir bakalım tadına o zaman. Biz bunları yemeye gidelim mi o zaman? Sen onu yemeye git, ben bir kapatıp tamam. Geleyim. Evet, bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Başka bir videoda başka ürünlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.